Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bu eğitim videomuzda sizlere Özel Entegratör portalinden indirilen e-fatura ve e-arşiv faturaların muhasebe fişine entegrasyonundan bahsedeceğiz. Bunu yapabilmek için öncelikle fatura menüsünden fatura işlemlerine giriş yapılır. Fatura işlemleri menümüz açıldıktan sonra e-fatura indir butonu tıklanır. Bu menüye girdiğimiz zaman iki tane yöntem vardır. Birinci yöntem daha önceden yapmış olduğumuz fatura içeri alma yöntemidir. Bunun videosu YouTube kanalımızda mevcuttur. Muhasebe entegrasyonu yöntemi ise yeni geliştirdiğimiz bir yöntemdir ve indirdiğiniz faturalarınızın doğrudan muhasebe fişine aktarımını sağlar. Bunun için stok kartı, cari kartı açmanıza, gelir ya da gider kartı açmanıza gerek yoktur. Sadece muhasebe hesap kartlarınızla bağlantılarını sağlamanız yeterlidir. Mükellefinizin e-faturalarını buraya yüklemek için de yine iki tane yöntemimiz vardır. Birisi online yöntemdir. Online yöntemi kullanabilmeniz için mükellefinizin çalıştığı entegratörün Mikrokom yazılımıyla anlaşmalı bir entegratör olması gerekir. Ve mükellefinizden de özel entegratörle ilgili kullanıcı adı, şifre, varsa web servis bilgilerini alıp programa tanımlamış olmalısınız. Eğer Mikrokom yazılım AŞ'nin anlaşmalı olduğu entegratörlerden birisi değilse, o zaman da UBL dosyadan fatura kaydet özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de özel entegratörün portaline giriş yapıp gelen veya kesilen faturaları UBL olarak bilgisayarınıza dosya olarak kaydetmeniz gerekir. Bu kaydı tamamladıktan sonra UBL dosyadan fatura kaydet butonunu tıkladığınızda buradaki dosya yolunu tamamlamamız gerekir. Buradaki seçim butonunu tıklayarak hangi klasöre nereye kaydettiğinizi programa göstererek daha sonra isterseniz tümünü ya da aşağıdaki tarih aralığına göre aktarımı başlat dediğinizde biraz sonra online'da görebileceğimiz gibi buraya faturaların kaydedildiğini göreceksiniz. Bu videomuzda biz online olarak yöntemi tercih edeceğiz. Bunun için de gelen faturaları indir, giden faturaları indir butonlarını kullanacağız. Burada liste modunda muhasebe entegrasyonu seçtiğiniz zaman indirdiğiniz faturaların entegrasyon kontrolleri muhasebe hesap kodları üzerinden yapılır. Şimdi gelen faturaları indir diyerek Aralık ayına ait gelen faturalarımızı indirelim. İndirme işlemi indirdiğiniz fatura adedine göre değişmektedir. Faturalarımız indiriliyor şu anda. Faturalarımız programımıza indirildi şu an. Burada öncelikle yapmamız gereken işlem gelen faturaların hangi muhasebe hesaplarıyla çalışacağının belirtilmesi gerekiyor ki program ona göre muhasebe fişini oluşturabilsin. Bunun için de durum sütununda rengi kırmızı olan simgeler görmekteyiz. Bu simgelerin üzerine mouse'unuzla gelip beklediğiniz zaman o satırda neyin eksik olduğunu size mesaj olarak yazar. Burada cari muhasebe hesap kodu tanımlanmamış mesajını verdiğini görüyoruz. Bunun anlamı bu faturanın hangi 320 hesabına kayıt edileceğini bize soruyor şu anda. Bunları tanımladıktan sonra da faturanın içinde şurada alt kısımda göreceğimiz fatura içindeki kalemlerin hangi hesaplara kayıt edileceğini programa tanımlamamız gerekmekte. Biz bu tanımlama işlemlerine bilgi eşleştir diyoruz. Bilgi eşleştir işlemini tek tek fatura fatura yapabileceğiniz gibi bir defaya mahsus araç çubuklarından tümünü seç butonuyla işaretleyip ekranımızın sol altında görünen bilgi eşleştir butonu tıklayarak topluca da yapabiliriz. Açılan bu fatura bilgi eşleştirme işlemleri penceresinde yapılacak işlemleri anlatalım şimdi. İlk gelen pencerede bize fatura düzenleyen firmaların isimleri, fatura başlık bilgileri görünmekte ve alttaki kısımda da faturaların içindeki kalemleri bize göstermekte program. Buranın asıl amacı gelen faturanın hangi muhasebe hesap koduyla çalışacağını burada belirtilmesi içindir. Burada F6 kısayol tuşuyla ya da seçim butonunu tıklayarak hesap planı listemizi açıyoruz. Buradan bize uygun olan firma hangisi onu buradan seçip faturanın gideceği muhasebe kodunu tanımlıyoruz. Eğer daha önceden muhasebe hesap kartını açarken gelen faturanın vergi numarasını da hesap kartına carisini açarak tanımlarsanız GMSNet'te buradaki hesap kodları otomatik gelecektir. Bu satırda görüldüğü gibi
Bu satırın carisi daha önceden hesap planında açılmış ve vergi numarası da hesap kartında görüldüğü üzere tanımlanmıştır. O yüzden hesap kartı buraya otomatik olarak kendisi geldi. Bu işlemi bir defaya mahsus yaptığınızda daha sonraki gelen faturalarınızda bu kısım dolu olarak karşımıza gelecektir. Burada her fatura carisini ayrı bir hesap seçebileceğiniz gibi hepsini tek bir hesaba da toplayabilirsiniz. Biz örneğimizde hepsini tek bir hesaba toplayarak devam edeceğiz. Bunun için de Ctrl Enter tuşuyla üstteki hesabı alta kopyalayarak işlemlerinizi tek bir hesaba toplayabilirsiniz. Bu penceredeki işlemlerimiz bittikten sonra biraz önce bahsettiğimiz faturanın içindeki satırların entegrasyonu ile ilgili işlem sayfamıza geçeceğiz. Bunun için yukarıdaki sekmelerde muhasebe, KDV, tevkifat başlıklı sekmeyi tıklıyoruz. Burada şu an faturalarımızın içinde gelen fatura kalemlerini bize listeledi program. Burada her fatura için satırları ayrı ayrı göstermez. Hepsini tek bir satıra toplar. Şu an görüldüğü gibi burada gelen bir fatura da var. Bu faturanın aslında iki ayrı fatura olduğunu alttaki gridden görüyoruz. Normalde her bir fatura için ayrı bir hesap tanımlayabilirdik ama program bunu otomatik olarak stoklarını tek satırda gruplar ve biz buradan bir tanesine gider ya da stok alış hesabı tanımladığımızda iki faturanın da entegrasyonunu program sağlar. Bu ekranımızda bazı satırların muhasebe kodlarının tanımlı, diğerlerinde boş olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de şu. Daha önceden eğer bir fatura size geldiyse ve onun içindeki kalemin muhasebe kodunu siz programa tanımladıysanız tekrardan her fatura geldiğinde bu ayarı yapmanıza gerek yoktur. Burada bunu size göstermek istedik. Eğer boş olan satırlar varsa da bunların hangi hesap kartlarıyla çalışacağını burada belirterek bilgi eşleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Burada yine bazı sütunların pasif olduğu görünmekte. Pasif olmasının nedeni eğer tevkifat olsaydı bu gelen faturalarımızda onunla ilgili tevkifat tür kodu ve oranı buraya otomatik gelecekti. Ve biz buradan sadece onun gideceği hesap kodunu belirterek entegrasyonu sağlayacaktık. Aktif olan sütunlarsa içinde faturaların içerisinde bilgi olan sütunlardır. Onun için burada bunlarla ilgili hesap kodlarını tanımlamamız gerekmekte. Stok kodu sütunu ise zorunlu değildir. Eğer siz muhasebe fişini stok kodlu ve miktarlı isterseniz burada daha önceden açmış olduğunuz stok kartlarınız varsa onlardan seçim yapabilir ya da stok listesini açıp yeni butonuyla yeni stok kartı tanımlayıp buradan seçip yine entegrasyonunuzu sağlayabilirsiniz. Örneğimizde biz stok kodlarını kullanmadan işlemlerimize devam edeceğiz. O yüzden bu stok kodu sütununu boş geçiyoruz. Buradaki KDV hesap kodlarını bu şekilde tek tek satır satır tanımlayabildiğimiz gibi daha sonra göstereceğimiz şekilde topluca da gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için fatura menüsünün altında entegrasyon genel hesap kodları menüsünden faydalanacağız. Onu eğitimimizin ilerleyen dakikalarında göstereceğiz sizlere. Bu penceremizdeki diğer bir özellik de bulunduğunuz satırdayken orta kısımdaki araç çubuklarında e-fatura içerik göster butonu tıklayarak faturanın görseline ulaşabilirsiniz. Buradan faturayı dilerseniz yazıcınıza gönderip yazdırabilirsiniz. Bu penceremizin diğer sekmelerini de göz atacak olursak burada indirim, stopaj, ÖTV, ÖİV ve Merafon'u diye de başlıklarımız var. İndirim sekmesinin altında verilerin olduğunu görüyoruz. Eğer gelen faturalarınızın içerisinde iskonto uygulanmış ise ve siz bunu ayrı hesap kodlarında takip etmek isterseniz buradaki indirim hesap kodunda hesap planınızdan bir kod seçtiğinizde onu ayrı şekilde kaydını yapacaktır. Eğer burayı boş geçerseniz net toplamı hesaplayarak buradaki tanımladığınız hesaba yazacaktır program. Burada muhasebe hesap kod sütununu örneğimizde tanımladık. Bu tanımayı yaptıktan sonra KDV hesap kodlarını burada tanımlamamız gerekiyor. Burayı biraz önce tek tek tanımlayabildiğimiz gibi topluca da gelmesini sağlayabiliriz demiştik. Bunun için buradayken kapat diyorum. Kapat dedikten sonra biraz önceki ekranda yapmış olduğumuz cari hesap kodlarının otomatik geldiğini görmüş olduk bu ekranımızda. Ve durum kısmına geldiğimizde burada mesajın değiştiğini görüyoruz. Fatura belge türü tanımlanmamış mesajını vermekte. Bu da programı ilk kullanmaya başladığınızda bir kereye mahsus yapacağınız bir ayardır. Fatura menüsünden tanım ve seçenekler menüsüne giriş yapılır.
Burada belge türü butonu tıklanır. Daha sonra kapat, kaydet yaptığınızda bu sorun giderilmiş olur. Bu kuralı işletebilmek için de tekrar tümünü seç deyip kuralları işlet butonunu tıklayıp evet dememiz gerekir. Evet dedikten sonra kırmızı olanlarda hata mesajının eksiklik bilgilendirmesinin daha doğrusu değiştiğini görmekteyiz. İlk satırımız hazır aktarıma. Diğerinde ise mouse'la beklediğimizde KDV hesap kodu tanımlanmamış diyor. Bu tanımlamayı yapabilmek için de toplu işlem yapacağız. Fatura menüsünden entegrasyon genel hesap kodlarına giriş yapılır bunun için. Belge türü alanında önce alışları yapıyoruz. Alış. KDV oranını belirttik. Yurt içi mi yurt dışı mı? Burada eğer tevkifatla ilgili tanımlamalar da yapmak isterseniz buradan seçim yapabilirsiniz. Stok kodu, stok indirim kodu gibi alanları da hepsini tek bir hesaba toplamak isterseniz buradan tamlayıp işleminize devam edebilirsiniz. Bizim konumuz KDV idi burada. KDV hesap koduna gelip %18 KDV varsa bu hesaba kaydetmesini istiyoruz. Bir sonraki satırımıza geldik tekrar. Burada da %8 için tanımlamamızı yapıyoruz. Alışların KDV'sini bu şekilde tamladık. Daha sonra bu ekranımızdan çıkıyoruz. Fatura indirme işlemleri menüsüne döndük. Tümünü seç diyoruz ilk başta yaptığımız gibi. Daha sonra kuralları işlet diyerek KDV hesap kodlarının ilgili satırlara yazılmasını sağlıyoruz. Şu an görüldüğü gibi bütün satırların renkleri yeşil oldu. Bunu da şöyle tekrar kontrol edelim. Tümünü işaretledik. Bilgeçleştir diyoruz. Muhasebe KDV tevkifat başlığını tıklıyoruz. Görüldüğü gibi KDV 0'dan farklı olan satırlarda biraz önceki yaptığımız tanıma göre topluca KDV'lerin gelmesini sağladı program. Bu şekilde işlemlerimizi pratikleştirebiliriz. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra ekranımızı, listemizi daha doğrusu şu şekilde kontrol edip eksiği olan faturamızın olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu ekranımızdayken bahsetmek istediğimiz bir özellik de şudur. Eğer faturalarınızı siz entegre ettiyseniz şurada entegre sütununda evet yazacaktır. Ve burada yine sütun görünüm ayarlarına girerek eğer muhasebe fişi oluşturuyor isek buradaki alanlardan bakiye sütunlarını açabiliriz. Şu şekilde oluştuysa muhasebe fişi, fişin numarası, borç, alacak sütunlarını işaretleyip tamamı tıklıyoruz. Şu anda listemize bu sütunlar eklendi. Sürekli kalmasını istiyorsak da ara çubuklarından tablo ayarlarını kaydet diyerek bu alanlarımızı buraya sabitledik. Bu işlemi yaptıktan sonra yine tümünü aynı anda entegre etmesini istiyorsak programımızın tümünü işaretledik. Sağ alt köşede bulunan muhasebe entegrasyonu butonunu tıklıyoruz ya da F2 kısa yol tuşuna basıyoruz. Bu ekranımız geldiğinde çalışma şeklinize uygun olarak hangi belge türlerini ne şekilde entegre etmesini istiyorsa burada seçimlerimizi yapıp kaydımızı tamamlıyoruz. Ben örnekte 4. yöntemi seçip entegrasyonu yap diyorum. Şu an görüldüğü gibi listemdeki bütün faturaların muhasebe fişlerini program oluşturdu. Bunu da yaptıktan sonra ekranlarımızdan sırasıyla çıkıyoruz. Şimdi aktarım listemizdeki görüntü değişti. Burada aktarımı normal olarak gerçekleşenlerin durum sütunundaki simge kayboldu. Beyaz renge döndü. Ve arka plan renkleri de mavi oldu. Burada sağ tıklayıp fişi göster dediğimiz zaman oluşan faturanın muhasebe kaydını hızlı bir şekilde programın içinden görebilirsiniz. Diğer bir kontrol edeceğimiz durumsa rengi kırmızı olan satırlar.
Bu kırmızı olan satırlar aktarılan faturalarda kuruş bakiyeleri varsa örneğimizde 0,1 kuruş bakiye olduğu görülmekte. Bu farklarıyla birlikte muhasebe fişini program oluşturdu. Daha sonradan fişin içine girip gerekli düzeltmelerinizi yapabilirsiniz. Burada da şöyle bir kolaylık var. Sadece muhasebe kaydı olmayan faturalar listelensin derseniz birkaç aylık veriniz varsa bu ekranda onları entegre edilenle edilmeyenleri ayırt etmek için kullanabilirsiniz. Fiş bakiyesi tutmayan e-faturalar listelensin parametrelerini işaretlerseniz rengi kırmızı olanların hepsini topluca program listenizde kalacak şekilde filtre eder. Örneğimizde alış faturalarımızı aktardıktan sonra şimdi de giden faturaları, satış faturalarınızı indirebilirsiniz. Satış faturalarında hem kesilen e-faturalar hem de e-arşiv faturalar mevcuttur. Giden faturaları indir butonunu tıklayarak buradaki yazdığımız tarih aralığındaki faturaların programa gelmesini sağlar. Cari muhasebe hesap kodu daha önceden tanımlı olanlar varsa otomatik kendisi gelecektir demiştik. Görüldüğü gibi burada daha önceden tanımlı olanlar veya daha önceden fatura kesilmiş olanlar varsa bunların hem cari muhasebe kodları kendi geldi hem de durum sütununda baktığımızda tekrardan bilgi eşleştiri yapmamıza gerek kalmadığını buradaki yeşil renkli simgeden görebiliyoruz. Durum sütununda simge rengi kırmızı olan satırların bilgi eşleştirme işlemini yapmamız gerekir ki program entegrasyonu yapabilsin. Bunun için yine tümünü seç diyoruz. Bilgi eşleştir butonunu tıklıyoruz. Burada yine cari muhasebe kodu boş olanlara eğer hesap planımızda tanımlıysa listemizi açıp buradan seçiyoruz. Yoksa yeni deyip hesap kartını tanımlayıp tamam deyip kaydımızı tamamlıyoruz. Yine örneğimizde tek bir hesaba toplayarak ilerleyeceğiz. Siz dilerseniz her bir cari hesabı ayrı ayrı açıp kullanabilirsiniz. Cari kısmındaki tanımlamalarımızı bitirdik. Şimdi sırada KDV muhasebe tevkifat sekmemiz var. Bu penceremizde satış faturalarınızın içinde kullandığınız hizmet ya da stok kalemlerini görürsünüz ilk başta. Üzerine tıkladığınız zaman ilgili kalemin alttaki listede hangi firmalara bunu fatura ettiğinizi görebilirsiniz. Burada diğer bir pratik özellikten bahsetmek istiyorum. Örneğin ilk satırdaki kalemi hem ihracat yaptığımızı hem de yurt içinde sattığımızı düşünelim. Böyle bir durum olsaydı yurt dışı için 601, yurt içinde 600 hesabını kullanmamız gerekecekti. Bu tamamlamayı da kolaylaştırabilmek için gruplandırma parametrelerimiz mevcut. Araç çubuklarındaki ayarlar butonunu tıklıyoruz bunun için. Burada bir parametre listesi, kural ayarları listesi ekranımıza geliyor. Biz ihracat ve yurt içi satışı olanları ayırmak istersek bunu carisinden kolaylıkla yakalayabiliriz. Gruplamaya cari, TCK, VKN dahil edilsin dersek ve daha sonrasında da yenile butonu tıklarsak listemizin değiştiğini görürüz. Burada görüldüğü gibi faturanın kesildiği yani hizmetin ya da ürünün satıldığı cari ilgili stok satırının yanına geldi. O zaman biz burada eğer ihracatı olsaydı şurada yurt içi değil de yurt dışı olsaydı biz burada 601 eğer bu satırda yurt içi satıldıysa 600 diye gruplandırmaya göre pratik bir şekilde hesap planımıza göre tanımlamalarımızı daha anlaşılır şekilde yapabilecek. Diğer parametrelerimize de şöyle bir bakacak olursak gruplamaya birim dahil edilsin. Bu parametreyi açarsak aynı ürünü hem adetli hem koli sattığınızı düşünelim. Adet sattığınızı bir başka hesaba, koli sattığınızı bir başka hesaba kaydetmek isterseniz bu parametre yardımıyla da biraz önce cariye göre yaptığımız gibi filtreleyebilirsiniz. Burada bunun dışında bazı parametrelerin çok işinize yarayacağını düşünerekten işaretli gelmesini sağladık. Burada döviz cinsi dahil edilsin. Bu parametre açıkken de dolar, euro, Türk lirası ya da farklı para birimlerinden de kesilmiş faturalar varsa bunları da ayrı ayrı muhasebe hesaplarına entegre etmenizi sağlar program. Tevkifata göre, stopaja göre, ÖTV liste koduna göre, oranına göre, yine ÖİV oranına göre, Merafon'u, borsa tescil ve bağkur kesintisi oranlarına göre de otomatik olarak program bu parametreleri işaretli olan gruplu şekilde size listeye getirecektir. Bunların dışında siz çalışma şeklinize göre bu parametreleri kapatıp açıp tamam deyip sonra da yenile diyerek
değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi bu tabloda da hangi fatura kalemi hangi hesaba entegre edilecekse, burada hangi stok koduyla isterseniz miktarlı takip durumunuz varsa bunu buradan seçerek stoklu kaydını sağlayabileceksiniz. Örneğimizi stoklu yapalım. Buraya tıkladıktan sonra buradan ona uygun bir stok seçiyorum. Daha sonra bunun entegre edileceği satış hesabını belirtiyorum. KDV hesap kodlarını eğer biraz önceki entegrasyon kodları bölümünde fatura menüsündeki entegrasyon genel hesap kodları menüsünden satış evrakları için de yaparsak bu kısımda 391'ler için dolu gelecektir. Burada da yine ilgili satırın KDV oranına göre burada görebilirsiniz faturada varsa. Seçip devam edebilirsiniz. Gerekli hesap kodu tanımlamalarımızı yaptıktan sonra diğer sekmelerin altında herhangi bir rakamsal veri var mı diye kontrol ediyoruz. Eğer olursa bunları da ayrı hesaplara entegre edebileceğimizi söylemiştik. Bu işlemlerimizi bitirdikten sonra kapat butonuyla bu pencereden çıkıyoruz. Çıktığımız zaman bir önceki ekranda eğer eksiği yoksa tanımlamalarınızın hepsinin durum renginin yeşil olduğunu görebilirsiniz. Toplu entegrasyon yapmak istersek yine tümünü işaretleyip muhasebe entegrasyonu deyip burada yine stoklu aktarım olmasını istediğimiz için bu iki parametreden birini tercih ediyorum. Entegrasyonu yap dediğimizde görüldüğü gibi muhasebe fişlerimiz oluştu. Bu ekranlarımızı sırasıyla kapatıyoruz ve yine bir önceki alış faturaları entegrasyonunda olduğu gibi renkleri değişti. Bakiyesi tutmayan, kuruş farkı olan fişlerimiz yok burada şu anda. Olsaydı kırmızı renkte görecektik. Yine fişi görmek isterseniz fişi göster diyerek muhasebe fişinin içine giriş yapabiliriz. Oluşturduğumuz fişleri toplu olarak görmek istersek de bilindiği üzere fişler menüsünden fiş işlemlerine giriş yapılır. Buradaki listeden entegrasyondan gelen fişleri toplu olarak görebiliriz. Yine burada da bakiyesi olan, kuruş farkı olan fişleriniz varsa renklerini kırmızı olarak program size vurgulamakta. Buradan yine gerekli düzeltmeleri yapıp fişleri kaydedebilirsiniz. Bir tane fatura kalemimizi stok kodlu olarak kaydetmesini istemiştik. Onun için de ilgili fişin üzerindeyken çift tıklayıp fişe giriş yapıyoruz. Stok kodu ve stok kodu miktar alanlarının faturadan muhasebe fişinin içerisine yazıldığını buradan da görebilirsiniz. Videomuzda özel entegratör portallerinden GMSNet programına faturaların aktarılıp doğrudan muhasebe fişine kayıt edilmesiyle ilgili eğitim verdik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu günler dileriz.